Merhaba gençler. Ahlak gelişiminde en çok konuşulan, en çok tartışılan kişiye geldik. Atölyemizin en önemli adamlarından biri. Çünkü hakkında neredeyse her sene soru çıkıyor arkadaşlarım. Ve ahlak gelişiminde önce bir tanıtalım size bu süreci. Tamam mı? Ve bu süreci nasıl edeceğiz bakalım. Şimdi Piaget, Kolberg'de 3 tane düzey var. Gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası düzeydir. Ve 3 düzeyin yanında 6 evre var. İtaat ceza, araçsal ilişkiler, iyi çocuk, kanun düzen, sosyal sözleşme, evrensel ahlak. Kuramının merkezine Kolberg adaleti koymuştur. Bütün sistemin merkezinde ne vardır sorusunun cevabı ahlak, adalettir arkadaşlarım. Şimdi bakın. 3 düzey, 6 evre var değil mi? 1. düzey, 2. düzey, 3. düzey, 4. evre, 5. evre, 6. evre sırayla gider. Mesela dedi ki vergisini zamanında öderdi. 2. düzeyin 4. evresi. Tamam mı? Mesela der ki her şeyi karşılıklı yapardı. 1. düzeyin 2. evresi. Mesela der ki eleştiri hakkını çok kullanırdı. 3. düzeyin 5. evresi. Evrelerin ismi de sırayladır. Buna da dikkat ediyorsunuz. En ilkel evre kesinlikle ve kesinlikle itaat cezadır. En üst düzey evre evrensel ahlaktır. Şimdi önemli bir şey diyor. Mesela dedi ki aşağıdakilerden hangisi 2. düzeyin 4. evresine göre dedi. Kanun düzeni ya, bir de şöyle sorabilir arkadaşlarım. Geleneksel düzeyde üst evre örneği vardır. Geleneksel düzeyin üst evresi kanun düzen, alt evresi iyi çocuktur. Gelenek öncesinin üst evresi araçsal ilişkiler, alt evresi itaat cezadır. Gelenek sonrasının üst evresi evrensel ahlak, alt evresi sosyal sözleşmedir. Yani düzeyin içerisinde üstlük ya da altlık da soru olarak gelebilir. Bunlar hep soru kalıpları ve soru kökleridir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi İtaat ceza ile başlayalım ve sürecimizi devam ettirelim. Şunu da söyleyelim. Bunu da yazmış olalım oraya. Geleneksel düzeyde insanlar bencilce davranırlar idlerine göre. Gelenek öncesinde böyledirler. Geleneksel düzeyde süper egoya göre davranırlar ve gelenek sonrasında egolarına göre davranır. Yorumları buna yapın. Toplumsal kurallar, bencilce ihtiyaçlar, akli melekeler. Şimdi konumuza başlayabiliriz arkadaşlarım. İtaat ceza evresi en ilkel evredir arkadaşlarım. En ilkel evredir. Bakın çok net ifade kullanıyorum. En ilkel evre itaat ceza evresidir. Ama araçsal ilişkiler gibi gelir. Buna dikkat et. Ve diyoruz ki sorunlara fiziki çözüm ararlar. Piaget'in dışa bağlı evresiyle birebir aynıdır. Biri 5 bardak kırdı, biri 10 bardak kırdı. Kim daha suçlu? 10 bardak kıran. Piaget'e göre dışa bağlı evre, Kolberg'e göre hangi düzeydedir derse, gelenek öncesinde hangi evrededir derse itaat cezada. Kolberg sorularının kökünde düzey mi diyor, evre mi diyor, dikkat et. Çünkü düzey iki taneyi kapsarken evre her birinin ayrı ayrı özellikleri vardır. Buna dikkat etmen gerekiyor. O yüzden fiziksel sonuçlara göre hareket ederler. Yakalanma ya da cezalandırılma ihtimali olmadığı müddetçe istediğini yapabilirsin. Yakalanma ya da cezalandırılma ihtimali olmadığı müddetçe istediğini yapabilirsin. Yakalanma ya da cezalandırılma ihtimali olmadığı müddetçe istediğini yapabilirsin. Evet arkadaşlarım, bunu bu şekilde ne yapıyoruz, ifade ediyoruz. Nasıl? Müdür yoksa toplantıya katılmayabilirsin. Mobese kamera ya da polis yoksa kırmızı ışıkta geçebilirsin. Anlatabiliyor muyum arkadaşım? Öğretmen görmüyorsa kopya çekebilirsin. Otoriteye bağlılık vardır. Neye bağlılık? Otorite kavramı burada önemli.
Otorite kavramı burada önemli. Tamam arkadaşlar? Otoriteye ne vardır? Sıkı sıkıya bağlılık vardır. O yüzden yakalanma ya da cezalandırılma ihtimali olmadığı müddetçe istediğini yapabilirsin. Mantığı tamamen otorite. Bir soruda otorite figürü varsa, polis, anne, baba, öğretmen, kırmızı ışık, herhangi bir uyarı tabelası. Mesela köpek var girilmez. O uyarıdır, otoritedir senin için ve itaat cezaya göre hareket ediyorsun. Tamam arkadaşım. Böyle örnekleri vardır. Dikkat ediyorsunuz. İki, saf çıkarcılık. Araçsal ilişkiler. Bireyselcilik. Değiş tokuş. Pazar ahlakı. Tövbe tövbe, bütün ismi var. Pazar ahlakı. Arkadaşlar işte burada ne vardır? Buna göre hareket etme vardır. Şimdi saf çıkarcılık, araçsal ilişkiler, bireyselcilik, değiş tokuş, pazar ahlakı gibi isimlendirmelerin olduğu bir yapı var karşımızda. Ve buna göre de ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Şimdi bakınız, bakınız. Diyor ki bunlar, göze göz, dişe diş anlayışı vardır. Göze göz, dişe diş. Dişe diş anlayışı vardır. Göze göz, dişe diş anlayışı vardır. Yani aslında ne ekersen onu biçersin mantığının uzantısı. Benim defterimi çizersen senin defterini çizerim. Örnekleri tek tek algıla. Bunların hepsi bir soru örneği olarak karşında çünkü. Tamam mı? Bana nasıl davranırsan sana öyle davranırım mantığı vardır. Ve her zaman doğru olan somut ve karşılıklı olandır bunlara göre. Doğru olan somut ve karşılıklı olandır. Doğru olan neymiş efendim? Somut ve karşılıklı olandır. Ne kadar verirsem o kadar alırım. Bu her zaman kötü bir şey değil arkadaşlarım. Ne kadar verirsem o kadar alırım. Ne kadar verdiysen o kadar veririm. Oldu mu arkadaşlarım? Şeklinde ifade ediliyor. O zaman göze göz, dişe diş anlayışı vardır. Ve buna göre de hareket ediyorlar. Somut ve karşılıklıdır. Sen bana ne yaparsan ben de sana onu yaparım. Sen benim düğünde altın getir, ben senin düğüne altın getiririm. Sen benim düğüne altın getirdin, ha bu altın sana. Eğer ben senin düğüne altın getirdim, sen benim düğüne altın getirmediysen altınımın kalan parasının üstünü ver. Değil'e de diyenler varmış. Duydum. Böyle bir şey. Yani her şey karşılıklı. Ama her şeyi karşılıklı yapıyorlar. Ama dedim ya, her zaman kötü bir şey değil. Yemek ısmarlayarak, yemek ısmarlamak çok da kötü bir şey değildir aslında. Ama çıkarcılık vardır burada. Şimdi bir başka özellik arkadaşlarım şudur. Fayda zarar hesabı yaparlar. Fayda zarar hesabı yaparlar. Fayda zarar hesabı yaparlar. Çok 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 önemli bir madde. Dikkatli dinle. Elde edeceği fayda uğrayacağı zarardan büyükse mutlaka bu davranışı yapar. Eskiden vergi vermiyordun. Ne oldu? Şimdi vergi veriyorsun. Ya eskiden verginin cezası azdı. Şimdi çok, bu yüzden veriyorum. Var olan kanunu bu şekilde hesapçı bir biçimde değerlendiriyor ise arkadaşlarım, hesapçı zihniyetin olduğu yerde fayda zarar hesabı vardır. Bu da yine önemli bir detaydır. Buna da tabii ki ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Tamam? Bu da bizim için değerlidir. Sorularda bu tip çıkarcılık, daha demin verdiğim gibi, ya niye sen eskiden kırmızı ışık mırmızı ışık dinlemezdin, ne oldu? Ya kırmızı ışığa bir ceza gelmiş, inanamazsın. Mesela maske takmamanın cezası önceden 300'dü, şimdi 3000 diyelim. İnsanlar şimdi maske takıyor ise Covid'den dolayı fayda zarar hesabı yapıyorlardır. Şimdi çok değerli bir madde daha söylüyorum. Yine çıkmış sorusu vardır. Diyor ki, var olan kanunları kendi çıkarları doğrultusunda yorumlar. Var olan kanunları kendi çıkarları doğrultusunda yorumlar. Var olan kanunları
kendi çıkarları doğrusuna ayırmak çok 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 değerli. Fayda zarar hesabı yapıyor burada çünkü ve kanun düzen evresiymiş gibi gösterir soru sana. Çıkan soru şöyleydi. İşte bir otobüs durağında çok yağmur yağıyormuş. İnsanlar böyle tıkış tıkışmış. Bir tanesi sigara yakmış. Demişler niye sigara yakıyorsun? Rahatsız oluyormuş. Demiş ki üç tarafı açık olan yerde sigara içmek serbesttir. Hakkımı kullanıyorum. Bak şimdi kanun düzen gibi duruyor. Oysa sigara içme özelindeki davranışını kendisi kullanmak için, kendi çıkarı için yaptı bunu. Ve kendi çıkarı için yaptı. Kanunları şahsi çıkarlara döküyorsak, kendimiz nemalanıyorsak, saf çıkarcılık toplumsal fayda gözetliyorsak o zaman da kanun ve düzen olacak arkadaşlarım. Bu detaylara dikkat ediyorsunuz. Madde ve örneğe devam edelim. Başkalarının ihtiyaçlarının fark edildiği ilk basamaktır. Başkalarının ihtiyaçlarının fark edildiği ilk basamak. Evet. Başkalarının ihtiyaçlarının fark edildiği ilk basamaktır. Dikkat et. Bana matematikten kopya ver, sana gelişim, rehberlik öğrenmeden kopya vereyim. Çünkü ben o dersleri anlatıyorum. Değil mi? Şu anda atölyemde de gelişimi anlatıyorum mesela. Ne yapıyorum? Öğrenciye, bana matematikten kopya ver diyorum, dikkat et. Sen bana matematikten kopya verirsen ben de sana bunlardan veririm. Senin neye ihtiyacın olduğunu ben biliyorum. Senin neye ihtiyacın olduğunu bildiğim için de çıkarıcı davranıyorum. Örneklere dikkat ederseniz arkadaşım hep kendini koruyan bir zihniyet var. Ve buna göre bir hareket alanı ne yapılıyor? Oluşturuluyor. Mesela bir doğum günündesiniz, pastayı siz kesip siz dağıtıyorsunuz. Ne hikmetse pastanın dilimlerinden biri büyük. İşte ne oldu? Saf çıkarcılık yaptın. Kendine büyük dilimi ayırdın. Tamam. Bu şekilde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. İşte biz buna saf çıkarcılık diyoruz. Buradaki amaç kendi çıkarlarıdır. Bak saf çıkarcı adam kesin olarak önce kendi ihtiyacını karşılar. Bir başkasının ihtiyacı onun umurunda değildir. Vurguları buradan yakalayacaksın. Kendisini öne çıkaracak. Başkasını değil. Üç. İyi çocuk evresi. Kişiler arası uyum. Efendim, iyi, dürüst, güvenilir olmak temel ölçüttür. İyi, dürüst, güvenilir olmak temel ölçüttür. Toplumun ve arkadaşların onayladığı davranışlar ahlakidir. Toplumun ve arkadaşların onayladığı davranışlar ahlakidir. Evet. Toplumun ve arkadaşların onayladığı davranışlar nedir? Ahlakidir sevgili dostlarım. Neye göre hareket ediyor? Başkasının onayına ihtiyaç duyuyor çünkü. Ve bak şimdi sorularda desinler için yapılan işler, göze girmek için yapılan işler, kahraman olmak için yapılan işler, dışlanmamak için yapılan işler, İşte bunlar hep iyi çocuğun özellikleri. İyi çocuklar her zaman iyi çocuk mu? Değil. Bir çete grubunuz olsun. O çete grubu içerisinde karşı gruptan ya da birini döveceksin. Sen o grup tarafından dışlanmamak için gidip onu dövüyorsan iyi çocuksun ama kötü işleri yapıyorsun. Yani saf çıkarcılık hep kötü şey yapmadığı gibi iyi çocuk da hep iyi şey yapmıyor. Mesele grup dengeleridir. Desinler ki Kamil Hoca'yı ben sizin gözünüze girmek için bir şey yapıyorum. Diyelim ki Fethi Sekin Allah rahmet eylesin kahraman olmak için o davranışı yaptı. Hani herkes bilir değil mi polis Fethi Sekin'i bilsin. Bilmiyorsa da baksın araştırsın netten. Dışlanmama korkusuyla yapılan her şey. Burada ne oluyor arkadaşlarım? İyi çocuktur. O yüzden sevgili arkadaşlarım bunlara dikkat etmek gerekiyor. İyi, dürüst, güvenilir olmak başkalarının onayını almaktır iyi çocuklar.
bir hemşire tanıdıklarını çaktırmadan ön sıraya alıyordu. Tanıdık bil diye yapılan her şey iyi çocuktur. Tamam mı arkadaşlarım? Dikkat ediyorsunuz. Bak, bir hemşire tanıdıklarını ön sıraya alıyordu. Başhemşire varken sırayı bozmuyor, yokken bozuyorsa itaat cezadadır. Tanıdıklarım da bana ileride yardım eder diye bunu yapıyorsa saf çıkarcıdır. Cümleler hep böyle gelecek. Tanıdıklarını çaktırmadan ön plana alıyorsa iyi çocuktur. Desinler ki bu hemşire iyi arkadaşlarım. Kendi ihtiyaçlarının ikinci plana atıldığı ilk basamaktır. Vurgularıma çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bak, bu konu çok önemlidir. Komplesinde, toplamında çok önemlidir. Kendi ihtiyaçlarının ikinci plana atıldığı ilk basamaktır. Arkadaşım bana diyor ki sinemaya gidelim. Ben de diyorum ki maça gidelim. Beşiktaş maçı dururken sinemaya gidilir mi Allah'ını seversen? Saçma. Sinemaydı maçıydı. Bak, şöyle dedim. Arkadaşım beni dışlamasın diye sinemaya gittim. Arkadaşlarım, şimdi diyeceksin ki ama burada çıkarcılık okuyor. Ne dedim biraz önce? Saf çıkarcılık da kendi ihtiyacın karşılanacak. Benim maça gitme ihtiyacım karşılanmadı ki, dışlanma korkusuna göre hareket ettim. O yüzden budur. Ama şöyle deseydim, sinemadan sonra da maça gideriz ha diye bir karşılık koysaydım, saf çıkarcı olacaktım. Anlaştık mı? O bağlantıyı iyi kurmanız gerekiyor. Kişilerle yapılan anlaşmalar. Ben rehber öğretmenlik yapıyorum. Kamil Çörekçi hani ismiyle işte ve aynı zamanda dershanemde de rehber öğretmenlik yapıyorum. Benim öğrencilerle yaptığım her anlaşma, öğrencim uyuyorsa iyi çocuktur. Ben de onlarla olan anlaşmalarıma uyuyorsam aynı zamanda iyi çocuğum. İnsanlar öğretmeniyle, annesiyle, babasıyla, kişilerle yaptığı anlaşmalara uyuyorsa iyi çocuktur. Zaten bu yüzden adı kişiler arası uyum. Babası 5'te geldiği için 5'te giden bir çocuk iyi çocuktur arkadaşlarım. 4. Kanun, düzen. Kanun, düzen evresin. Kanun, düzen evresinde neler var? Bakıverelim sevgili dostlarım. Şimdi diyoruz ki toplumun kanunlara ve geleneklere sorgulamadan uyulur. Kanunlara ve geleneklere sorgulamadan uyulur. Kanunlara ve geleneklere sorgulamadan uyulur. Amaç, bak sorulabilecek önemli bir yer. Amaç, toplumsal düzenin devamını sağlamaktır. İkisinde de böyledir ama toplumsal düzenin devamını sağlamaktır. Arkadaşlarım, görev için yapılan her şey. Şimdi bakın gençler, kanun ve düzen evresinde sorgulamadan kanunlara uyma söz konusudur. Dikkat ettiniz mi? İtaat ceza ve saf çıkarcılıkta bencildik. Şimdi hep toplumu, başkasını düşündük. Süper egoya göre hareket ettik. Şimdi aklımızı kullanacağımız yerlerde gelecek. Kanunlara ve geleneklere sorgulamadan uyuyor. Kırmızı ışık, polis olsa da olmasa da kırmızı ışıkta geçmiyor. Asla kopya çekmiyor. Vergisini zamanında ödüyor. Bir güvenlik görevlisinin görev için şehit düşmesi ya da görev için riske girmesi kanun ve düzen evresidir. Ben görev olarak atfedip burada sana dersi anlatıyorsam kanun üzerim. Senin gözüne girmek için yapıyorsam iyi çocuğum. Buradan bir şey nemelamak istiyorsam saf çıkarcım. Yöneticilerden korktuğum için bunu yapıyorsam itaat cezayım. Doğru mu? Böyle düşün olayı. Hep mantığını böyle yakalamaya çalış. O yüzden böyle bir şeydir. Gelenekleri sorgulamadan uyuyor. Bir kız da evden kaçmış. Evden kaçtıktan sonra aile meclisi karar almış ve bu kızın ölüm fermanını ne yazık ki işlemiş. Ve sonra işte gitmiş 16 yaşındaki çocuğa, hepsi dürüst ya. 16 yaşındaki çocuğa ne yapmışlar? Bu kızı öldürtmüşler. Ve çocuk yakalanmış. Demiş ki neden vurdun ablanı? Çok sevdiğim ablamı, ailem beni dışlamasın diye vurdum diyorsa
iyi çocuk. Bizim kanun, bizim geleneklerimizde kaçan kız vurulur diye vurduysa kanun düzen. Ben vurmasam ailem beni vuracaktı dese saf çıkarcı. Babamdan korktuğum için ablamı vurdum dese itaat ceza. Mantığını anladınız mı? Bakın mantıklarını yakalayın. Söylediğim örneklerin tamamı bu bağlamda gerçekleşiyor. Şimdi son aşamasına geçiyoruz. Son aşamada nedir? Sosyal sözleşme aşamasıdır. Sosyal sözleşme aşamasıdır. Sosyal sözleşmede ne vardır? Olaylara üst düzey bakılır. Olaylara üst düzey bakılır. Kanunlara ve geleneklere sorgulamadan uyma diye bir şey söz konusu değil. Burada ne yapıyor biliyor musun? Bakın, uyma davranışı tamamıyla toplumsal denetimle alakalıdır. Ve şöyle bir ifade kullanıyoruz arkadaşlar. İnsan haklarına, insan haklarına aykırı olan kanunlar demokratik yollarla değiştirilmelidir. Değiştirilmelidir. Evet, insan haklarına aykırı olan kanunlar demokratik yollarla değiştirilmelidir. Yani kanunlara körü körüne uyulmaz. Kanunlara körü körüne uymaz. Ya sosyal sözleşme ile evrensel ahlak birbirine çok yakın. Bir soruda A sosyal sözleşme, B evrensel ahlak varsa şıkka, paragrafa git bak. Bir kanunu eleştiriyorsa işte dilekçe hakkını kullandı, var olan kanunu eleştirdi gibi ifadeler varsa bu sosyal sözleşmedir. Ama evrensel ahlak şıklarda yoksa evrensel ahlakın bütün bilgileri burayla eşleştirilebilir arkadaşlarım. Eleştirinin olduğu yerde, bir aykırı bir şeyin eleştirisinin yapıldığı yerde vardır. Mesela işte Filistin'e İsrailler bomba atıyor, bunun eylemini yapıyorsun. Bu eylemi yaparken vandalizmden uzak durmak şartla, başkasının özgürlük alanına girmeden yapıyorsun. Evet, kanun düzende kanunlara uyar, sosyal sözleşmede kanunlara uyar. Biri sorgulamaz, diğeri de sorgular. Aykırısının değişmesi için uğraşır, mücadele eder diyoruz arkadaşlarım. Bu şekildedir, tamam. 6. Evrensel ahlak evresi. İnsan hakları temel ölçüttür. Adalet, eşitlik önemlidir. Arkadaşlarım sakın yanlış anlama. Adalet bütün sistemin bir parçasıdır. Tamam mı? Ama en adil evrenseldir. Herkes bu düzeye çıkamıyor. İnsanlar ilk 4 evrede kalıyor. Bu evreye genelde özellikle evrensel olarak peygamberler, filozoflar daha çok ne yapıyor? Uyuyor arkadaşım. Yaşatabildiğin kadar insan yaşat mantığının doğal sonucu olarak evrensel ahlakı göreceğiz. Amacımız yaşatabildiğimiz kadar insan yaşatmaktır. İnsan hakkını koruyacağız. İnsanlık mücadelesi yapacağız. Kendi şahsi çıkarımız değil, insanların toplumsal faydaları için uğraşacağız. Ama bunu yaparken sorgulayacağız, algılayacağız, yorumlayacağız arkadaşlarım. Bak. Karısı ölmek üzere olan bir adam eczaneden ilaç çalıyorsa evrensel ahlaka sahiptir. Karısını yaşatmak için çaldı ilaç. Şöyle deseydi, eczacı görmeden ilacı çaldı. İtaat ceza. Karım da benim için aynı şeyi yapar düşüncesiyle çalsaydı. Ne olacaktı? Saf çıkarcılık. Çocuklarının gözüne girmek için bunu yapsaydı, iyi çocuk. Benim kocalık görevim, bu yüzden ilacı çalmalıyım kanun üzerine. Ama canım insanlara da nüfus cüzdanı karşılığında ilaç verilmeli. Sosyal sözleşme. Ama ilacı çalması bakın 1, 2, 3, 4 ve 6. evrede ilacı çaldı. Niyeti değiştikçe cevabı değişti. 5 dedi sorgulamasını yaptı. İşte biz buna evrensel ahlak diyoruz. Yaşatabildiğin kadar insan yaşat. Bu kurama eleştiriler vardır şimdi. Kuramın detaylarını bitti. Kurama yapılan eleştiriler. 1. Ahlaki düşünce ve davranış her zaman aynı değildir. Şöyle düşün. Sabah evden kalktım. İşe geliyorum. Bir tane kaza olmuş. Allah muhafaza.
Ve ben canımı dişime takarak yaşatabildiğim kadar insan yaşatabilmek için mücadele ediyorum. Amacım o insanları kurtarmak. Yaşamsal haklarına faydam olsun. Evrensel hayatta. Öğlen Serkan'ı kıramıyorum, onunla yemeğe gidiyorum. Kıramadım. İyi çocuğum. Akşam eve gittiğim zaman ne olduğum belli. Otoriteye sıkı sıkıya bağlılık. Yani kılıbıklık. O zaman kılıbıklar hangi evredeymiş? İtaat ceza evresindeymiş arkadaşlarım. O şekilde ifade ediyoruz. Tamam mı gençler? Ve iki, bakın düşünce ve davranış gün içerisinde çok değişiklik. Ne yaptı? Gösterdi. Sevgili arkadaşlar bir başkası. Ahlaki düşünce ve davranışlar kültürden kültüre ne yapacaktır? Değişecektir arkadaşlar. Davranışlar kültürden kültüre, değişim gösterebilir. Her zaman aynı olmaz ki. Mesela boğulmak üzere olan bir adam düşünelim arkadaşlar. Oradan İngiliz geçse beni de boğar diye atlamaz. Oysa Türk yüzme bilmese de atlar. Bizim ülkemizde biliyorsunuz boğulmalar ne yazık ki en az iki kişiyle oluyor. Biri boğulma tehlikesi geçiriyor, öbürü de bunu yapıyor. Bak ne yaptı? Kültürel farklılık oldu. Değil mi? Düşünce ve davranış değiştiği gibi kültürel değişimlerde çok fazla dikkate alınmamış. Bir başkası eleştirel olarak şunu yapıyorlar. Dönemler kesin tanımlarla birbirinden ayrılmamıştır. Dönemler kesin tanımlarla birbirinden ayrılmamıştır. Hatta demin dedim sosyal sözleşme ile evrensel ahlak böyle karışabilir, dikkat et. İkisi de mesela kanun düzende, sosyal sözleşmede kanunlara uyuyor ama nasıl uyduğu çok hani böyle çok keskin çizgilerle belli değil. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. 4. Bunlar hep eleştiri. Yani böyle sorular hangisi eleştirilerden biridir gelecek. Buna bakın. Bir cevap birden fazla döneme evreye denk gelebilir. Bilir sevgili arkadaşlar. Bir cevap bazen birden fazla döneme denk gelebilir. Bir soru söylersin, hepsini kapsıyor olabilir. Mesela bir çocuk otobüste gidiyormuş, tamam mı? Annesine yer verirler diye başka yaşlara yer vermiş. Şimdi saf çıkarcı gibi durdu ama değil. Bak ne oldu? Annesine yer vermeleri için, kendi için yapmadı bunu. İyi çocuk. Bak böyle çelişkiler vardır. Ha bu iyi çocuktur ama. Niye? Çünkü annesi için bir şey yapıyor. Başkası için bir şey yapıyor. Kendime deseydi, arasal ilişkide. Bak böyle sorulara çok dikkat edin. Kendi için yapması başka bir şey. Başkası için yapması başka bir şey. Bak kendi için yapıyorsa saf çıkarcı. Tanıdıkları için yapıyorsa iyi çocuk. Toplum için yapıyorsa kanun düzen. Otorite için yapıyorsa itaat çocuk. İnsan hakkı için, insanlık için yapıyorsa evrensel ahlak ya da sosyal sözleşme. Evet gençler, işte böylece ne yaptık? Ahlak gelişimi, moral gelişimi de bitirdik. Çok önemli bir konuydu. Vurgularıma gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün detaylarını konuştuk. Bu örneklerimi gerekirse birkaç kere üst üste dinleyin. Çünkü hemen hemen hepsinden çok fazla örnek verdik. Bir sonraki derste benlik gelişiminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi günler.